Ümmü Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Seleme vefat etti radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taziye evine gidiyor. Diyor ki ben ondan bizzat şunu işittim. Kime bir musibet uğrarsa, kime bir musibet uğrarsa. Bakın ben bir hadis biliyorum. Aleyhissalatu vesselam diyor ki bir kişinin diyor ayakkabının bağının kopması dahi diyor musibettir. Ömer bin Hattab diyor ki radıyallahu an bir kişinin diyor ayakkabının bağının kopması musibettir. Neden? İnsanın diyor kalbini yoran, üzen her bir şey musibettir onun için. Bunun büyük küçüğü fark etmez arkadaşlar. Etkilenen insan çok önemlidir. Kime bir musibet uğrarsa diyor şu sözleri söylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu ekber. Biz Allah'tan geldik. Biz Allah'ın hazinelerinden bir hazineyiz. Allah'ın sahip olduğu mahlukattan bir parçayız. Biz Allah'ınız. Allah tamamen bize hakim. Allah tamamen bizim üzerimizde tasarruf sahibi. Bizim melikimiz Allah. Sultanımız Allah. Hükmeden Allah. Sahip Allah. Ne varsa her şeyle biz Allah'ınız. Ve biz öleceğiz. Ama tekrar ona döneceğiz. Tekrar sahibimize gideceğiz. Bizi var eden, yoktan var edenin yanına gideceğiz. Bu sözleri söyleyeceğiz. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki bunun ardından da diyor şu duayı yapın. Allah'ım musibetime sabredişimin ecrini bana ver. Hani bana bir musibet verdin, bir sıkıntı verdin, bir belayla karşı karşıya getirdin. Ben de buna sabrettim. Bana bunun karşılığını ver. Ecrini ver, sevabını ver. Yalnız şimdi dikkat edin aziz dostlar. Ve bulunmuş olduğum durumu daha güzeline çevir. Allahu ekber. Kocamı mı aldın? Bana daha hayırlı bir eş ver. Utanma bu sözü söylemekten. Falancadan daha güzel erkek nerede bulabilirim ki? Ben kocamı çok seviyordum. Bırak o sözleri söylemeyi. Sana dünyada ve ahirette yardımcı olacak bir eşi Allah'tan iste. Allah sana ondan daha iyisini getirsin. Çünkü Ümmü Seleme böyle söyledi. Dedi ki yahu ben bu sözü söyleyeceğim. İfadeyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim de böyle dua ederse Allah diyor ona sabrının ecrini verecek. Ve durumunu daha güzeline çevirecek. Yahu diyor ben Ebu Seleme'den daha güzel bir adam nasıl bulabilirim? Ondan daha yumuşak, ondan daha doğru sözlü, erkek, civan, mert bir adam nereden bulurum? Dediği anda Allah onun kaderine zaten öncesinden damlatmıştı. Karşısına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ebu Seleme'den daha hayırlı, Ebu Seleme'den daha güzel, Ebu Seleme'den daha merhametli, Ebu Seleme'den eşlerine daha fazla iyi davranan bir adamı Peygamber aleyhisselamı kapısına kadar getirdi Allah. Sen yeter ki içten böyle dua et. Oğlun mu öldü? Çocuğunu mu yitirdin? Allah'ım bana nasıl böyle bir musibet verdin? Bunu benden gider deme. Bana karşılığını ver. Daha güzelini ver. Kat kat iyisini ver diye dua et. Allah da sana göğün üzerinden karşılık versin. Senin hanımının rahmine daha iyisini akıtsın. Senin hanımının rahmine daha mertini koysun. Daha güzelini versin Allah Azze ve Celle. Bu Allah'a o kadar kolay ki. Yeter ki senin dudakların arasından çıkan sözle kalbin birbirine kardeş olsun. Değilse Allah için her şey kolay. Ümmü Seleme radıyallahu anh anlatıyor.